Evet arkadaşlar, bu akşam kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son blokları teker teker inceleyeceğimizi ve nasıl kullanıldığını anlatacağımı söylemiştim. İlk önce interlock bloğundan başlamak istiyorum. En önemlisi interlock bloğu. En basiti oradan başlayalım. Şimdi PC 7 versiyon 9.0'ın kurulu ve library'sini açıyoruz. Pardon, Basic Library değil, Advanced Library. Burada gördüğünüz gibi interlock bloğun altında 2, 4, 8 ve 16 şeklinde 4 farklı tipi var. Yani 2 interlock bağlayabiliyorsunuz. 4 interlock, 8 ve 16. Şimdi biz burada temel olan 2 interlock bloğunu alalım. Dört interlocklu olanı alalım. 8 interlocklu ve 16 interlocklu. Nasıl görüldüğünü, yani görünüşünü görün diye bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece sayı, yani 16 interlock, 8 interlock, 4 interlock ve interlock olacak şekilde şu şekilde isim verelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu isimler sayesinde SCADA'ya tek numarası olarak gidiyor. Buna da interlock 16 diyelim. Evet arkadaşlar, bir de gördüğünüz gibi varsayılan olarak OR şeklinde geliyor. Genellikle AND şeklinde kullanılır. Biz bunu AND yapıyoruz. 2 interlock gördüğünüz gibi bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu interlock eğer FF ise SCADA ekranında görünmüyor. Birazdan onu da göstereceğim size. Yani bu şekilde olduğu zaman hiçbir hükmü yok, bir önemi yok. Bu şekilde OB35'i atıyor. OB35 kesmesini atıyor. Başka söyleyebileceğimiz ne var? Interlock'u buraya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bool ve byte şeklinde olan bir structure yapıya sahip. Burada gelen interlock statüsünü de değerlendiriyor. Sadece 1-0 şeklinde değil, statüsüne de bakıyor. Eğer interlock'u sağdan gelen bir sinyalle bypasslamak istiyorsanız bu bypasslayacağınız sinyali buraya bağlıyorsunuz. Bu şekilde bu interlock'u bypasslayabilirsiniz. Bu interlock geçerli olmasın, işte sistemi durdurmasın gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar IO'ları kısmına girelim. AV kısmı da analog value, yani diyelim ki bir temperature'ınız var ve high alarmında durmasını istiyorsunuz. Ekstradan tabii ki o analog değeri de ekranda gösterebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde tikini kaldırıp dışarı gösterebiliyorsunuz. Bu invisible kısmında tikini kaldırdığınız zaman dışarıya geliyor, görüyorsunuz. AV1 ve AV2 şeklinde. Buraya da analog, yani real ve byte şeklinde olan bir structure yapıya sahip. Tabi AV'nin birimini de yazabilirsiniz. Derece mi, işte ne bileyim, metreküp saattir, bir şeydir. Analog olan bir değeri buraya bağlayabilirsiniz. Şimdi başka söyleyebileceğimiz ne var? Bypass'ı biliyoruz zaten. SCADA ekranından bypasslamak için bypass IN01 kullanıyoruz. Link olarak bypasslamak istiyorsak, yani operatör üzerinden bypasslamak için bypass IN01, link üzerinden, yani interconnection üzerinden bypasslamak için bypass IN01. Versiyon 8.1'de bu bypass L01 yoktu. Bypass IN01'den de bypasslayabiliyordunuz. Versiyon 9'da bunu değiştirmişler Siemens. 8.2'yi bilmiyorum. 8.2 kullanmadım.
Başka burada bypass enable, yani bypass enable şu an reserved diye geçiyor. Herhangi bir aktifliği yok gördüğünüz gibi. Not used, reset operatör. Reset bypass operatör de bütün bypassları operatör tek seferde bypassları kaldırabiliyor. Reset first in operatör de bildiğiniz gibi arkadaşlar interlock bloklarında ilk yani devreden çıkan interlock bir mod işaret geliyor. Onu da birazdan göstereceğiz, göreceksiniz. O mod işaretlerin de her seferinde kaldırılması lazım. Yani resetlenmesi lazım ki yoksa bir sonraki sefere mod işaretlerin sayısı artacaktır ve en sonunda bütün interlocklarda mod işaret olacaktır. Ki bu istenmez. Operatörün işini zorlaştırır. Hangi interlockten dolayı devreden çıktığını göremez. Bu yüzden de her seferinde resetlemesi gerekiyor o mod işareti. Onu da birazdan göreceğiz ve anlayacaksınız nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar. Burada operatör izinleri var. Bütün bypassları operatör yani bypass yapabilsin mi interlockları? Bypassları resetleyebilsin mi? İşte ilk gelen interlock first in dediğimiz yani bu mor işareti resetleyebilsin mi? Eğer şu OS Perms 1'i 0 yaparsak interlockları ayrı ayrı gördüğünüz gibi bunu mesela birinci interlock bypasslayamasın ama ikinci interlock bypasslayabilsin gibi yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabii bunun için de önce gördüğünüz gibi feature bit 5'teki OS Perm bit 16 ile 17'yi aktif etmemiz gerekiyor. Pardon. Yani bu şekilde yaparsak birinci interlo bypasslayamıyor. İkinci interlo bypasslayabiliyor. Bunu birazdan ekranda attığımız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Başka şurada o mor işaretin gelmesini istiyorsak da bu feature bit 31'i de 1 yapmamız gerekiyor. Eğer 0 kalırsa o mor işaret gelmeyecektir arkadaşlar. Selection FP1'i ekstradan daha sonra anlatacağım. Bu selection faceplate 1 demek ekstradan bir faceplate daha bağlayabiliyoruz. Yani isterseniz aslında bir interlock bloğuna bir interlock daha bağlayıp o selection faceplate'i de bu konuda anlatabiliriz. Bunu da birazdan ekranda göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Çıkışlarda gördüğünüz gibi statüsler, işte Siemens'in Wins'te kullandığı statüsler. İşte bypass varsa bypass actual 1 oluyor. İşte first active input'u kaçıncı biti olduğunu gösteriyor. Bu kadar. Anlatacağımız başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir de son olarak burada anlatacağımız şu create block icon. Eğer bu şekilde olursa daha önceki konularda da bahsetmiştik sanırım. Bu şekilde bir sayı yazmazsak varsayılan blok ikonunu Windows ekranına atacaktır. Evet arkadaşlar şimdi compile'de anlatımızı yapalım ve OC compile'ımızı da yapalım. Aslında uzun süren bir video yapmak istememiştim. Interlock bloğu çok detaylı anlatılabilecek bir şey yok. Ama yine de önemli bir konu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi AS compile'ımız bitti. AS'de anlatımızı yapıyoruz. CPU'muz PLC simülasyonu var. Change yapalım. Bildiğiniz gibi Enter'de anlat yaptığımız zaman CPU stop'a geçiyor. Change yaptığımız zaman herhangi bir problem yok. AS compile yaparken arkadaşlar bize blokları online olup görmeye çalışırız. Evet gördüğünüz gibi compile'i başlatıyoruz. Win6 kısmına compile'ımızı yapalım. Next, next, next.
gördüğünüz gibi arkadaşlar tek CPU alıyoruz. Redundant olmasına rağmen simülasyon yapabilmek için change diyoruz. Compile'ımızı başlatıyoruz. Evet arkadaşlar, biz de buradan online olup birinci CPU seçiyoruz şu an tek CPU simülasyonda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben online olabiliyoruz. Ctrl A yapıp gözlük işaretine tıkladığım zaman bu şekilde gördüğünüz gibi sarı işaretler geliyor. Yani sarı olarak gelince online olmuş oluyoruz. Ctrl ve sol tıka tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi yine tek tek geliyor. Şu an compile yaptığımız için uyarı veriyor ama yine de yapıyor. Ctrl ve sol tık yaptığınız zaman tek tek o gelmeyen grileri de sarı şeklinde online olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi compile devam ediyor. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Compile'imiz bitti. Open Object deyip WinCC projemizi açalım. Evet, projeyi aktif ediyoruz. Runtime'a geçsin. Bu arada bizim anlatabileceğimiz başka bir şey var mı, ona bakalım. Zaten birazdan bunları simülasyonlar göstereceğim hepsini. İnterlock bloklarını az önce dediğimiz gibi bir OR şeklinde, bütün interlocklar birbirine OR şeklinde bağlı ya da AND şeklinde iki seçeneğimiz var. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkışlarımızın hepsi 1. Girişlerimiz 0 olmasına rağmen çıkışlarımız 1. Onun sebebi az önce söylediğimiz gibi statüslerimizin FF olması. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 16'lı, 2'li, 4'lü ve 8'li şeklinde tek butonumuz olsaydı teklerimiz de üste gelecekti ama şu an o yok. Dörtlü değil de ikili olan interlock bloğumuzla başlayalım. Gördüğünüz gibi çıkışımız yeşil. Bu yeşil bizim çıkışımızın bir olduğunu, interlock'un normal olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Şimdi bunların neden gözükmediğini şu şekilde anlatayım size. Statüsün FF olmasından dolayı FF değil de 80 yaparsak, yani herhangi bir interlock bağlamadan interlock bağladığımız zaman zaten direkt bu FF 80 olmaktadır. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar input'u 1 yaptım ve statüsünü 80 yaptım. İkinci input'un da 80 yapıyorum ve input'un da 0 kalsın. Aradaki farkı size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girişimiz 1 yeşil. Herhangi bir sıkıntı yok bu interlock'umuzda. Bu interlock'umuzda da 0. Yani şu an çıkışımız 0. Yani bir motora bağladığımız zaman bu interlock motoru durduracaktır. Yani interlock kısmına bağladığımız zaman.
Ve gördüğünüz gibi ikonda da kırmızı yanmaktadır. Şimdi ikinci input'u da 1 yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki interloğu da 1 yaptığımız zaman çıkışımız 1 ve gördüğünüz gibi yeşile dönmektedir. Herhangi bir problem gözükmemektedir. Burada preview kısmında bypasslayabileceğimiz işte öne 2 için bypasslayabileceğimizi fakat birinci için bypasslayamayacağımızı bunu biliyorsunuz operatör permission'larda yapmıştık. Birinci interloğu bypasslayamasın operatör diye. Evet arkadaşlar bu şekilde. Mor işareti de şimdi nasıl geldiğini göstermek istiyorum size. İkinci interloğu eğer 0 yaparsak mor işaret gelecektir. İlk interlock giden interlock o olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an mor işaret geldi. İlk giden interlock bu. Yani devreden çıkaran interlock bu. Bunu resetleyip initial sinyal yapıp mor işaretin kalkmasını sağlamalıyız gördükten sonra. Bir sonraki sefere tekrar mor işaretin hangisinden geldiğini görebilmek için. Evet arkadaşlar şimdi AB kısmını yazabiliriz demiştim. Yine aynı şekilde bunu FF yapıp FF'i 80 yaparsak ve herhangi bir değer girersek diyelim ki 150 olsun. Ve bunun derecesi de pardon. Aynen. AB 1 unit kısmını da dışarıya alalım arkadaşlar. AB 1 unit gördüğünüz gibi. Birimini de yazalım. Derece olsun. Derecenin de değeri 1001. Bunu da tabi help kısmından bulabilirsiniz hangi birimlerin ne anlama geldiğini. Şimdi runtime'a bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi 150 derece geldi. Evet derece geldi. Bu interloğa ait analog değeri bu şekilde buraya bağlayıp gösterebiliriz. Daha sonra arkadaşlar burada herhangi bir monitör monaneliğe bağladığımız zaman buradan ya da herhangi bir motor bloğuna bağladığımız zaman geri tuşu çıkmaktadır. Bu geri tuşuyla da on bloğu açabiliyoruz. Ekstradan arkadaşlar bu interlock bloğunda herhangi bir yere başka bir motor bloğuna ya da başka bir vana bloğuna bağladığımız zaman ileri tuşuyla da ileri nereye bağlandığını gösteren kısmı giderek nereye bağlandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Interlock bloğu çok amaçlı kullanılan bir bloktur. Evet arkadaşlar şimdi atladığımız bir konu daha var. O da interlock kısmına tek sıfırken yani tek sıfır dediğimiz interlockumuzun sıfıra düştüğü an emergency stop yazabiliriz. Emergency ya da analog bir değer yazdığımız için şey diyelim temperature temp low low temperature low temperature normal temp normal. Evet arkadaşlar buraya da isterseniz herhangi bir değer yazabilirsiniz. OC additional kısmına da temperature yazalım. Bakalım onun da nereye geldiğini ekranda birazdan compile ettikten sonra görürüz arkadaşlar. Bir de selection FB'nin ne işe yaradığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Selection FB'yi de selection FP evet. Bunu da açalım arkadaşlar. Bu interlock dörtlü bloğumuzu selection fp'ye bağlayalım. Evet arkadaşlar buraya da OC additional test kısmına interlock face plate yazalım. Ya da face plate yazalım sadece. Evet. Bunda ne yaptığını görelim. Arkadaşlar bu selection faceplate sadece ekstradan bir tane pop-up açmamıza yarar.
Herhangi bir interlock ya da herhangi bir şey bağlantısı yoktur. Sadece popaplaşmaya yarar. Evet arkadaşlar, şimdi compile out kısmına da ne yazalım? Interlock motor, yani bir motor ya da motor interlock diye yazalım. Farklı olsun. Bakalım nereye geliyor bu tekstimiz. Onu da görelim. Evet arkadaşlar, önce AS compile, AS download tekrar tabi bu arada runtime'dan da çıkalım. Aslında bakarsanız runtime'dan çıkmaya gerek yok ama ben öyle yapıyorum. AS compile'ımızı hemen başlattık. Yani gördüğünüz gibi 2'li, 4'lü, 8'li ve 16'lı interlock arasında hiçbir fark yok. Sadece fazla interlock bağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, AS compile'imiz bitti ve AS download yapıyoruz. Change only yapalım. Eğer programınızda çok bir herhangi bir yazılım yoksa gördüğünüz gibi bu işlemler hızlı sürüyor. Aksi takdirde uzun sürebilir. Çok büyük bir projede bu işlemler yarım saatinizi belki bir saatinizi alabilir. Evet arkadaşlar, next compile diyoruz. Evet arkadaşlar, herhangi bir erorsuz ve herhangi bir hatasız, uyarısız compile'ımız bitmiş bulunmakta ve runtime'ı başlatıyoruz. Evet arkadaşlar, ikili gördüğünüz gibi temperature normal, yani birken temperature normal, sıfıra düşürdüğüm zaman da temperature low diye tekste gelecektir arkadaşlar. Faceplate kısmına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi interlock 4 kısmı açılıyor. Herhangi bir bağlantısı yok. Sadece bu butona tıkladığımız zaman açılacaktır. Başka ekstra bir şey yoktur. Şimdi temperature normal ile temperature sıfıra düşürelim. Temperature low yazdığını görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten yazılı olarak geliyor. Temperature low geldi ve alarmımız geldi arkadaşlar. Evet, başka anlatabileceğimiz bir şey yok. Başka bir konuda, başka bir blogda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.